Merhaba arkadaşlar, EBA Kamp'ta LYS matematiğe hazırlanmaya devam ediyoruz. İkinci derece denklemlerin çözümünü öğreneceğiz birlikte. İkinci derece denklem ne demek? X'in derecesi mutlaka 2 olacak. Bunu biliyoruz. Ve eşittir 0 olacak. Yoksa bunun adı denklem olmaz. Şimdi arkadaşlar, ikinci derece bir denklemin en fazla 2 tane kökü olur. Kök ne demek? Bu denklemi sağlayan değerler demek. Yani x yerine yazdığımızda sonucu 0 yapan değerler demek. Bu bulduğumuz kökleri x1, x2 olarak gösterirsek çözüm kümesi dediğinizde biz bunları çözüm kümesinin içine bir küme şeklinde yazıyoruz. Şimdi bakalım ne şekilde çözüyormuşuz. Mesela burada ikinci dereceden bir denklemimiz var. X kare eksi 1 eşittir 0 demiş. Ne yapacağız arkadaşlar? Asla şunu yapmıyoruz. X kare eşittir 1 yapmıyoruz. Bizim istediğimiz format her şey bir tarafta eşittir 0. Bu haldeyken biz çarpanlarını ayırıyoruz. X eksi 1, x artı 1 diye ayırabiliriz. Çünkü 2 kare farkımız var. Sonrasında her bir çarpanın ayrı ayrı 0'a eşit olma durumunu inceleyeceğiz. Eğer bir çarpımın sonucu 0 ise çarpanlardan biri veya diğeri 0'a eşit olmalı. X eksi 1 eşittir 0'dan x eşittir 1 gelir. X artı 1 eşittir 0'dan x eşittir eksi 1 gelir. Çözüm kümesi istediği için diyoruz ki burada şöyle bir etik durum var. Küçükten büyüğe sayı doğrusuna sıralarmış gibi yazılır her zaman. Şimdi böyle bir denklemimiz var. Ne yapıyoruz? Yine diğer tarafa atıp x'leri falan sadeleştirmiyoruz. Bu durumda köklerden bir tanesini kaybederiz. X kare eksi 5x eşittir 0 ise biz burada ne yapabiliriz? X parantezini alabiliriz bu iki terimi. X eksi 5 eşittir 0 dedik. Her bir çarpanı ayrı ayrı 0'a eşitledik. X eşittir 0 veya x eksi 5 eşittir 0'dan x eşittir 5 geldi. Çözüm kümemiz öyleyse hop 0 ve 5'ten oluşurmuş. Şimdi buradaki denklemimizi biz aslında bir yerden biliyoruz. Tam kare bir ifade. X eksi 1'in parantez karesi. Neydi? Baştaki bir şeyin karesi, sondaki bir şeyin karesi. Ortadaki bu ikisinin çarpımının iki katı. Eksi varsa buraya eksi alıyorduk. Şimdi x eksi 1'i 0'a eşitlersek x eşittir 1'imiz var. Arkadaşlar, tam kare ifadelerin köklerine çift katlı kök denir. Bunu daha ileride göreceğiz ayrıntılı olarak. Bu çift katlı kök özellikle grafik çiziminde bizim işimize yarayacak. Önemli bir şeydir. Çözüm kümemiz bu durumda bir elemanlıdır. Çift katlı kök olunca çözüm kümemiz bir elemanlı oluyor. Bunu unutmayalım. Şimdi böyle bir denklemimiz var arkadaşlar. Bu tür denklemlerde x kare artı 3x eksi 10 eşittir 0'mış. Şunu yapıyoruz. 3 terimimiz var. Bu 3 terimlilerde arkadaşlar birinci terimimizi x, x şeklinde ayırabiliriz ve sonuncu terimimize bakıyoruz. Bu sabit terimimize bakıyoruz. Öyle ki sayının çarpımı şeklinde yazalım ki topladığımızda şu ortadakini versin. X'in katsayısını versin. İşaretiyle birlikte bunu unutmuyoruz. Ne yapabiliriz biz burada? 5'e 2 olur ama birine eksi vermem lazım. Topladığımda artı 3 çıkması lazım. O zaman ne yapalım? Buna eksi verelim. Sonra şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Sağlaması doğru yapmış mıyım diye. Çapraz çarpıp topladığımızda ortayı veriyor mu? 5x eksi 2x 3x'i veriyor mu? Evet. O zaman biz bu gördüğümüz çarpanları yan yana alıyoruz. X artı 5 çarpı x eksi 2 biçiminde çarpanlarını ayırabilirmişiz bu denklemi. Şimdi ayrı ayrı yine 0'a eşitlersek. Hop dedik. X buradan bir eksi 5 gelir, bir de x eşittir 2 gelir. Çözüm kümemiz bu durumda eksi 5 virgül 2'ymiş arkadaşlar. Bu yöntem çoğunlukla çalışır. Şimdi bakalım. Aynı soruyu bir daha almışım. Ben hemen şunu şöyle atalım. Burada x kare artı 6x artı 1 eşittir 0 demiş. Şimdi bakıyorum. Aynı şeyi yapmaya çalışıyorum. 1'i 2 sayının çarpımı biçiminde yazmaya çalışıyorum. X'i yazarım, tamam, 1'i de yazarım ama çapraz çarpıp topladığımda ortayı vermez. Bu tür durumlar için her zaman çalışan bir yöntem lazım bize. Bu da diskriminanttır. AX kare artı BX artı C eşittir 0 biçiminde yazılmış bir üç terimli ifade için, bir denklem için. Diskriminant. Delta ile gösterilir bu Yunanca D harfi.
B kare eksi 4 AC ile hesaplanır. Şimdi diskriminantın durumları bizim için önemli. Onu ayrıyetten not alacağız. Köklerini nasıl buluyoruz? Diskriminantı alıp her bir kök için x1 için eksi b artı kök delta bölü 2a biçiminde, x2 için de eksi b eksi kök delta bölü 2a biçiminde yazarız. Bunlar da bizim çözüm kümemizi oluşturur. Şimdi arkadaşlar dikkat edelim. Eğer deltamız, birinci durum, deltamız sıfırsa her ikisi de aynı çıkacak köklerimizin. O zaman bizim eşit 2 kökümüz olacak. Buna aynı zamanda çift katlı kök denir. Aynı zamanda bizim çözüm kümemiz bir elemanlı olur. Kümesi bir elemanlı. Yani bize derlerse ki bir soruda eşit iki kökü vardır, çift katlı kökü vardır, çözüm kümesi bir elemanlıdır, delta sıfırdır demek. Şimdi deltamız sıfırdan büyük olursa farklı iki tane reel kökümüz vardır. İki farklı reel kök vardır. Eğer deltamız sıfırdan küçük olursa kök içinde negatif sayı olamayacağı için reel kökümüz yoktur. Çözüm kümemiz boş kümedir. Şimdi bunları aklımızda tutuyoruz ve az önceki sorumuza geri dönüyoruz. Artık bu denklemi çözebiliriz. Deltamıza bakalım. B kare eksi 4 AC idi. B'miz ne? Şunları iyi ayırt edelim. A 1 burada. B'miz artı 6, C'miz de 1. Okumayı öğreneceğiz arkadaşlar öncelikle. Şimdi B'nin karesi demişti. 6'nın karesi eksi 4 çarpı 1 dedik. 1 çarpı 1 diyelim. Şimdi ayrıntılı yazalım. 36 eksi 4'ten burası ne olacaktır? 32. Köklerimizi bulacaktık. X 1 eşittir. Eksi 6 artı kök 32 bölü 2a'ydı. Şöyle yazalım şimdilik. Eksi 6 artı kök 32 bölü 2. İkinci kökümüz ise eksi 6 eksi kök 32 bölü 2. Dilersek sadeleştirme yapabiliriz burada. 32 2 kere 16 kök dışına çıkartırsak eksi 6 artı 4 kök 2 bölü 2. Buradan da eksi 6 eksi 4 kök 2 bölü 2. 2 ile sadeleştirmelerimizi yaparsak şöyle yapalım. X1 bu durumda eksi 3 artı 2 kök 2. İkinci kökümüz ise eksi 3 eksi bir bakayım 2 kök 2'ymiş. Çözüm kümemizi hemen yazalım. Eksi 3 eksi 2 kök 2 yine sıralayarak yazıyoruz. Eksi 3 artı 2 kök 2 dedik. Bu yöntem bütün denklemleri çözer arkadaşlar delta kullandığımızda. Şimdi burada bir sorumuz var. Diyor ki böyle bir denklemin çözüm kümesi bir elemanlı ise yani delta sıfır diyor. Delta'yı sıfıra eşitleyelim bizden m'yi istiyor. Deltamızı yazalım. Neydi? B kare eksi 4 ac idi. B kare eksi 4 ac. B dediğimiz şey nedir? Burada işaretiyle birlikte x'in katsayısı. C dediğimiz şey geriye kalan her şey x'lerden sonra. A dediğimiz şey x karenin önündeki sayı. Çarpan. B kare dedi eksi 2 m eksi 3'ün hop parantez karesi eksi 4 1 çarpı 5 m eksi 15 eşittir 0'mış. Çok güzel. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Sadece yapılması gereken işlemleri yapıyoruz. Cebirsel ifadeleri hepiniz biliyorsunuz işte. Alalım karesini burası 4 m eksi 3'ün karesi eksi dağıttık 20 m artı 60 eşittir 0'mış. Aslında bir şey yapabilirdik ama neyse biraz uzattım sanki. Şurada şöyle bir şey yapabilirdik arkadaşlar. Şöyle bir kestirme yolumuz var. Şurayı hiç uzatmayalım. Şurayı 4, 5m eksi 15 yapalım. 4 parantezini alıp her tarafı 4'e bölersek şu 4'ler gider arkadaşlar. Hiç uğraşmayalım. M kare eksi neydi? 6m artı 9. Eksi 5m artı 15 eşittir 0'mış. Doğru yaptım mı bir bakayım. Hop. Evet. Şimdi aynı cins olanları bir araya getirelim. M kare eksi 11m ve artı 9, 15, 24 eşittir 0.
Şimdi ne yapıyoruz? Yeni bir ikinci derece denklemimiz var. Şuna bakıyorum hemen. 3 kere 8 eksi eksi verirsem çarpımı 24'ü verir. Topladığımda eksi 11 veriyor. Öyleyse burayı da mm diye ayırırsam çapraz çarpıp topladığımda ortayı verecektir. M eksi 3 eşittir 0 ise m buradan 3 olur. M eksi 8 0 eşitlersem m eksi 8'i 0 eşitlersem m de buradan 8 olur. Ne istiyordu? Değerlerin toplamını istiyordu. Toplayalım. 3 artı 8'den m değerleri toplamı 11'miş arkadaşlar. Şimdi burada 2014 LYS'de sorulmuş bir sorumuz var. K pozitif bir gerçel sayı olmak üzere 3x kare artı kx eksi 2 eşittir 0. Denkleminin bir kökü k olduğuna göre, denklemin kökü demek bu denklemi sağlıyor demek. Yani x yerine yazdığımızda sonuç 0 çıkıyor demek. Diğer kökü kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar madem k bu denklemi sağlıyorsa 3k kare eksi k çarpı k eksi 2 eşittir 0 dedik. 3k kare eksi k kare, kare doğru eksi 2 eşittir 0'mış. Çıkardık burayı 2k kare oldu. Doğru mu? Hop 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 hop. Bakıyoruz. Aa, eksi değildi burası, artıydı. Özür diliyorum. Bir bakalım. Doğru mu? Evet. Burası etti size 4k kare eksi 2 eşittir 0. İki parantezini alalım. 2k kare eksi 1 eşittir 0 diyelim. Her tarafı 2'ye bölelim. Şu bir gitsin. Bakıyorum 2k kare eksi 1 eşittir 0 sa ne yapacağım arkadaşlar buradan? K kareyi bulmak istiyorum. K kare eşittir 1 bölü 2'nin kare köküdür. Şöyle gitti. K eşittir 1 bölü kök 2 olarak alalım şu an için. Şimdi madem K'yı biliyorsam artık diğer kökünü rahatlıkla bulabilirim. Yerine yazalım. Birazcık uzunmuş çözümü. 3x kare artı 1 bölü kök 2x eksi 2 eşittir 0. Şimdi çarpanlarını ayıramayacağım. Hemen delta'ya başvuralım. B kare eksi 4ac idi. 1 bölü 2 eksi eksi çarptım. Şimdi artı olacak. 4, 3, 2. Burası ne oldu? 6. 4 kere 6, 24. 1 bölü 2 artı 24. 2 kere 24, 48. 1 ekledim, 49. 49 bölü 2. Sıfırdan büyük. İki farklı reel kökü vardır öyleyse. Hemen birinci kökümüze bir bakalım. Neydi? Eksi b. Eksi 1 bölü kök 2 artı kök delta kök 49 bölü 2 bölü 2a 2 kere 3. Şimdi bir köküm böyle çıkacak. Bir köküm de şöyle yapalım. Hop yapalım. Buraya da eksiyi koyalım. Ondan sonra şıklara göre seçeceğiz. Şimdi burası ne oldu? Eksi 1 bölü kök 2 artı eksi 7 bölü kök 2. Bu benim işime gelir. Bölü 6. Şimdi bir sonraki adımı tahmin edelim. Eksi 1, eksi 7 olursa eksi 8 bölü kök 2 bölü 6. Şuraya çarpı 6 olarak gelir. Hop 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 sadeleştirelim. 4, 3, eksi 4, eksi 4 bölü 3 kök 2. Şıklarda var mı öyle bir şey? Yok. Neden? Biz paydada kök sevmiyoruz. Onun için hemen kök 2 ile genişletelim. Burası eksi 4 kök 2 bölü 3 çarpı 2 olur. Hemen bir daha sadeleştirelim. Bulduk sonucu. Eksi 2 kök 2 bölü 3. Neredeymiş? C şıkkındaymış arkadaşlar. İşte böyle. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.